Narsizm nedir? Narsizm bir egoizmi biliyorsunuz. Nedir? Ben merkezcilik. Kişinin kendisini her şeyi kendisine yönelik değerlendirmesidir. Narsizm de ben merkezciliğin kişilik haline gelmiş şeklidir. Narsiz kişiler ben merkezcidir. Fakat narsiz kişiler merkezci bazen dışarıdan belli olur bazen hiç belli olmaz içeriden sessizce gizli bencillik vardır. En önemli özellikleri narsizlerimin ben merkezi olmaları. İkinci özellikleri narsiz kişilerin kendilerini özel, önemli ve üstün görmeleri. Yani büyüklük duygularının olması, üstünlük duygularının olması. Yani narsiz kişiler, kendilerini diğer insanlardan üstün görme eğilimi. Bu narsistik eğilim herkeste vardır. Yani en çok da eğilim narsistik eğilim Çocuklar da vardır. Çocuklar kendini dünyanın merkezinde görür. Çocuklar kendisini dünya, her bütün dünya onun etrafında dönüyor gibi hisseder. Bütün her şeye onların hakkı olduğunu hisseder. Şimdi bu çocuklar için normaldir. Çocuklar böyle düşünmez. Çocuklar sevgi yatırımını kendilerine yapmışlardır. Çünkü doğar da olmaz, kendilerine yaparak doğuyorlar. Büyüdükçe bakım veren kim? Anne. Anneyi de seviyor. Daha büyüdükçe eşyalarını, oyuncaklarını, kardeşlerini, arkadaşlarını, sevgi yatırımı vererek ne sevgi nesnelerini çoğaltıyorlar. Sevgi nesnelerini. Bu büyüdükçe insan ülkesini seviyor, vatanını seviyor, insanlığı seviyor, hayatı seviyor, varoluşu seviyor, yaratıcıyı seviyor. Bu insan sevgi nesnelerini seviyor doğru şekilde dengeliyor. Ama narsiz insanın sevgin, tek sevgi nesnesi kendisidir. Narsiz insanın en büyük organı egosudur. Böyle bir insandır. Bu, 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 bu insanın son derece çıkarcıdır. Yani her isteğin, her, e, her olayda ben buradan nasıl menfaat elde edebilirim diye düşünür. Kafası çıkarcılık odaklı çalışır. E, mesela narsist bir insana şöyle dersen, çıkarcılık mı karlıdır, erdemli olmak mı karlıdır dersen çıkarcılık karlıdır der. Çünkü çıkarcı kısa vadede çıkarcı oluyor. Ama erdemli olan kimse kısa vadede karlı olmaz, orta ve uzun vadede karlı olur. Bu orta ve uzun vadeli çıkarını göremez. O derece ben merkezci oldukları için hemen şimdi olmasını isterler. E, narsist kişilerin bu özellikleri nedeniyle bir diğer vasıfı da çok böyle eleştiriye çok kapalıdırlar kapalı oldukları için eleştiriye yani insanlar ona e, ne deseler hemen ona karşı e, e, ufak bir hareketiyle ilgili bir şöyle bir yorum getirseler düşman gibi görmeye başlarlar. Ya yani, e, o e, narsistik kişilerin en önemli çarpıcı özelliklerinden birisi de e, eleştirenle insanlar insanlar ikiye ayırırlar. Beni eleştirenler, beni eleştiremeyenler. Bu, bana önem verenler önem vermeyenler diye. Ve narsistler övgüyle beslenirler. Sürekli öven insanlar onun onun için makbul insanlardır. Onu övmeyen insanlar onun için makbul insanlar değildir. Onun için yöneticilik hastalığıdır. Narsistlik, liderlikler, liderliğe, liderlik mesleği bunu çok uygun hale getirir. Hatta bununla ilgili Shakespeare'in eserlerinde vardır. Bir oyununda şöyle geçiyor. <laughs> Bir oyuncuya söylüyor ki sen kral rolü oyna diyor. Ya diyor ben hiç kral rolü oynamadım ki hiç bilmiyorum nasıl oynarım diyor. Sen kral rolü oynamaya başla eğer etrafındaki insanlar sana kral gibi davranmaya başlayınca sen de kral rolüne havasına girersin ve oynamaya başlarsın diyor. Yani bu nedenle bazı in çevre insanları etkiliyor, narsizmini besliyor. Onun için yöneticilerde, liderlerde çevre, yakın çevre çok önemli. Narsizmi beslediği zaman her insan içinde uyuyan narsizmi uyandırır. E, hatta buna Freud çok güzel bir e, narsizm yorumu yapıyor ki çocuklardaki narsizme prim, primer narsizm deniyor. E, Şizofrenilerde sekonder narsizm diyor. şimdi Neden sekonder narsizm? Şizofren kişi tekrar kendisini seviyor. Kendi otistik dünyasında yaşıyor. Gerçeklerden kopuyarak, sahte bir gerçeklik oluşturarak orada kendisini dünyanın merkezinde sahte bir mutlulukla yaşıyor otistik kişi, yani şizofreni kişi. Yani birileri asılıyor kesiliyor onun önemlidir, onun hayal dünyası önemlidir. Böyle bir dünyada yaşıyor. Bu sekonder narsizmdir. Bir de sosyal narsizm ya da kişilik patolojisi olan narsizm var ki bu kişi sadece kendini sevdiği için son derece bencildirler. Bu kişilerin bir korkusu vardır. Sıradan olma korkusu. Sıradan olmamak için çok çalışırlar. Ve evet, en çok hoşlandığı şeyler kendilerini akıllı ve yetenekli dedirtmektir. Yani bir insan kendisini akıllı ve yetenekli dedirtirse o insanı satın aldı gibi düşünür. Onu artık benim yendiğim insanlar kategorisine diğer oraya sokarlar onu. Onun için insanlar öyle sorular sorarlar ki, öyle konu açarlar ki kendisinin övülmesini dedirtecek bir çanak tutarlar bir insan kendisini övmeye başladığı zaman onu satın aldıklarını hissederler. Onun için narsiz insanı övdüğün zaman narsiz insana kötülük yapmış olursunuz. Narsiz insanı eleştirirken de haksız yere eleştirirseniz sizi yerden yere vurur. Bu nedenle narsiz insanı eleştiriyorsanız haklı ve gerekçeli yapacaksınız. Başkalarının içinde eleştirmeyeceksiniz. Bu herkes için geçerlidir aslında. Yani bu narsiz insanın da iyi davranışlarını öleceğiz ama olumsuzlarını da göreceğiz. Bunu yaparsak narsizmin hatasını da önlemiş oluruz. Narsiz kişilerin, yani mesela narsiz bir kişi randevu verdi. Siz narsiz kişinin verdiği randevuya geciktiniz. Ama gecikmeden önce de telefon ettiniz. Ya böyle böyle trafik kazası var, şöyle şöyle, böyle bir durumdan dolayı geciktim diye haber verdiniz. Geldiği zaman sen benim kim olduğunu biliyor musun? Sen beni nasıl bekletirsin? der her şeye rağmen sen o zaman daha erken çıkmalıydın der muhakkak bir yani kendisini o anda reddedilmiş gibi hisseder narsistik yaralanma yaşar bu kişiler yani bu gibi ona kendisine önem vermiyor değer vermiyor gibi görürler yani kendisine mesela bu kişiler bunun için narsistik kişiler bazı durumlarda yani hata yapmaktan da korkan kişilerdir çünkü eleştirilmekten korkuyorlardır incinmekten korkuyorlardır bu nedenle İnsan ilişkilerinde bildiği konuları da söyleyemeyen narsistler vardır ama asıl narsizmde kişi övünmeyi çok sever bu kimse. Bir konu açılır, bakarsınız lafı dolaştırır, dolaştırır kendi bir başarısına getirir. Kendisini övecek bir unsur yaşılır. Her şeyi ben biliyorum, her şey benden sorulur, en güçlü benim, bu evde benim sözüm geçiyor der. Mesela yemek yerken yemen en iyi yerini yemek ister evde narsist. Bunlar artık herkes kendi hayatından bir örnek örnek vererek narsizmle ilgili değerlendirme yapabilir. Narsizm, narsistik özellik herkeste olabilir ama narsistik kişilik bozukluğu klinik bir durumdur. Özet olarak böyle söyleyebiliriz.